acınacak mahluk kimdir? Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, hayırlı insan, hayırlı işlere vesile olur. Hayırlı yerlerde, mesela mescitlerde, namaz için, nikah için bir araya gelinmesine sebep olur. Eğer hayırlı olmasaydı, kim bilir hangi barda, hangi sazda olacaktı. Bu yüzden, insanın kaderi, icraatıdır, yani yaptığı iştir. Ne yapıyorsa, alın yazısının gereğini yerine getiriyor. Alın yazısı neyse insan onu yapar. Kötü işler yapıp da suçu alın yazısına bulmak da yanlıştır. Çünkü kötülüğü kendi iradesiyle işliyor. Hayırlı insanın alın yazısı mescitlerdir. Dua alınacak yerlerdir. Karşıya geçmek için köprü vardır. Cennete gitmek için de dünyada bir köprü vardır. O da mescitlerdir. Ne mutlu işlerini mescitlerde halledenlere. O ne talihsiz kişidir ki, sokak köşelerinde gayri meşru işlere bulaşır. Çok yazık. Bakıyoruz da, Ya Rabbi bu nasıl yanacak diyoruz. İçimiz sızlıyor. Şu anda böylelerine kızacak zaman değil, onlara acıyacak zamandır. Niye? Köre kızılır mı? Kör görmüyor. Rehbersiz, yardımcısız gidince, ya bir araba ona çarpar, ya o bir yere çarpar veya bir çukura düşer. Kalbi kör olan, yani imansız da, eğer o haliyle ahirete giderse, cehennem çukuruna düşer. Bize, siz deli misiniz? Bu hizmetlerden bir menfaatiniz yok. Hayatınız, sıhhatiniz bu yolda mahvolmuş. Derdiniz nedir deseler, adam yanacak deriz. Bir kimse ateşe giderken, Müslüman nasıl keyif sürer, nasıl zevkine bakar? mümkün değil. Bu emri maruf ateşini içinde taşımayanların imanı kamil değildir. Çünkü dinimiz baştan aşağı merhamet acımak dinidir. İnsan acınacak mahluktur. Hayvanlar toprak olup gidecek. Fakat insan öyle değil. Hesaba çekilecek. Dünyada yaptıklarının hesabını verecek. İyilikleri onu sevindirecek, kötülükleri ise perişan ve rezil edecektir. İnsanın yaptığı pislikleri bir çöpçü, bir bekçi görse, kafasına sopayı indirir. Vay utanmaz adam. Sen bunları nasıl yaptın der. Halbuki Allahü Teala devamlı görüyor. Ona buna yaranmak için uğraşırız da niye Rabbimize yaranmak için çalışmayız? En kıymetli bir dostumuz olsa nihayet bizi günde birkaç kere görür. Ama Allah her an her yerde görüyor ve biliyor. Yapılan her şeyi hafaza melekleri kayda alıyor, kameraya çekiyor demek ki önce Allah'a vereceğimiz hesabı düşünmeliyiz. Eden kendine eder. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, iyilik eden de, kötülük eden de kendine eder. O halde hep iyilik etmeli. Yaratılış itibariyle insan kendine düşkündür. Fakat nefsine, şeytana uyduğu için maalesef kendine kötülük eder. Bari kalan şu ömrü kendimize iyilik etmekle geçirmeye çalışalım. Peki, kendimize nasıl iyilik edilir? Başkasına iyilik etmekle. Yani başkasına ne kadar çok iyilik edersek, o kadar kendimize iyilik etmiş oluruz. Bir zat anlatır. Bugün bu noktaya gelmemiz, hep başkasına iyilik etmekle olmuştur. Anneme çok iyilik ettim. Annem vefadede ne kadar, bir gün olsun elini öpmeden dışarı çıkmadım hatta annesinin ayağının altını öpen, cennetin eşiğini öper hadisi şerifine uymak için ayağını da öptüm. Annem, ne yapıyorsun dedi. İçimden geldi. Cennetin kapısının dibini öpmek için senin ayağının altını öptüm dedim. İnşallah sen de evladından öyle görürsün dedi. Seneler sonra bir gün eve geldim. Uzanıp biraz dinleniyordum. Oğlum çok küçüktü o zaman. Çocuk yürüyüp geldi. Şap diye ayağımın altını öptü. Ne yapıyorsun dedim. İçimden öyle geldi dedi. Hemen annem bunu bana haber vermişti diye düşündüm. İşte böyle. Eden kendini eder. Bir musibete maruz kalınca hemen karşımızdakine kızarız. Filan niye böyle yaptı deriz. Halbuki kabahatli biziz. Hata bizdedir. Hata bende diyen dünyanın en mutlu insanı olur. Ama kabahat onda ben haklıyım, o haksız diyen hep üzüntü ve sıkıntı içinde yaşar. O halde ferahlamak, huzurlu olmak, başkalarının huzurunu temin etmekten geçer. Daha çok neşeli olmak isteyen herkese iyilik etmeli. Kendimize iyilik etmek de zaten budur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bir lokantacı para kazanmak niyetiyle de olsa Allah'ın kullarına yemek yedirse yine sevap kazanır buyurmuştur. Çünkü Rabbimizin en çok sevdiği amellerden biri de onun kullarına hizmettir. Allahü Teala'nın mahluklarına karşı merhametli ve şefkatli olan daima merhamet ve şefkatle karşılanır. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın rızasını, sevgisini kazanmanın en kestirme yolu onun kullarına iyilik etmek ve onun dualarını almaktır.